Aren TV'den hepinize merhabalar. 3 tane kısa kısa haberi peş peşe sizlere aktaracağım değerli dostlar. İlk haberimiz DEM Parti'ye bugün bir seçim operasyonu oldu. En azından bu yoruma neden oldu bu operasyon. Bunun nedeni de özellikle İstanbul Esenyurt ilçesinde kent uzlası toplantıları kapsamında DEM Parti ve CHP arasında anlaşmaya varıldığı haberleri sonrası bu operasyonun yapılması, DEM Parti'nin İstanbul'un Esenyurt ilçe eş başkanlarının gözaltına alınması, hem eş başkanların evlerinde hem de DEM Parti'nin Esenyurt ilçe binasında eş zamanlı aramalar yapıldı. Bu baskının detaylarına beraber bakacağız değerli dostlar. Diğer bir haberimiz de, ikinci haberimiz de DEM Parti 3 büyük şehirde belediye eş başkan adaylarını açıkladı. Bu büyük şehirlerden biri de en çok merak edilen illerden biri İzmir. İzmir'de de tüm il ve ilçelerinde aday çıkarma kararı alan DEM Parti açıkladı. Aday sürpriz bir isim. Daha önce DEM Parti geleneğinden gelen partilerden milletvekili yapan ve insan hakları savunucusu bir isim. Bu haberin detaylarına da beraber bakacağız. Son olarak da DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli bugün mecliste AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'na dikkat çeken yanıtlar verdi ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'ı istiyorum, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı istiyorum açıklamasına gönderme yaparak AKP'li milletvekillerinin gözlerinin içine bakarak maalesef buradan size kötü bir haberim var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'ı istiyor ama Diyarbakırlılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı istemiyor dedi. Ve mecliste yaptığı o konuşmayı beraber izleyeceğiz. Şimdi haberimizin detaylarına geçmeden önce videolarımızın daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak için öncelikle bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. İlk haber olarak değerli dostlar DEM Parti'ye yapılan seçim operasyonu detayları. DEM Parti Esenyurt ilçe örgütü eş başkanları Bahar Karataş ile Fatih Ergün'ü gözaltına alan polisler parti binasında da arama yaptı. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi DEM Parti Esenyurt ilçe örgütü eş başkanları Bahar Karataş ile Fatih Ergün sabah saatlerinde evlerine giden polislerce gözaltına alındı. Her iki eş başkanın evinde de aramalar yapıldı. Aynı saatlerde parti binasında polislerce arama yapıldı. İçeride bulunan kitaplar, dergiler ve bilgisayarlara el konuldu. Gözaltı gerekçelerine dair bir bilgi edinilemedi. Ama bu operasyonun dikkat çeken detaylarından biri de değerli dostlar, özellikle dün CHP'de bir açıklama yapmıştı ve DEM Parti ve CHP arasında kent uzlaşısı kapsamında anlaşmaya varıldığı ve ortak aday Ahmet Özel olacağı duyurulmuştu. Resmi olmasa da bu açıklama yapıldı ve bir yalanlama da gelmedi ne CHP'den ne DEM Parti'den. Bunlar konuşulurken bu operasyonun gelmesi bunun bir seçim operasyonu olduğu yorumlarına neden oldu. Özellikle DEM Parti'ye yapılan bu operasyon dediğim gibi basında bu şekilde yorumlandı diyebilirim. İkinci haberimize gelirsek değerli dostlar. DEM Parti 3 büyük şehirde daha adaylarını açıkladı ve seçime girme kararı aldı. DEM Parti açıkladığı 3 büyük şehirlerden biri en çok merak konusu olan İzmir'di ve İzmir'de de aday çıkarma kararı alan DEM Parti sürpriz bir isim açıkladı. DEM Parti İzmir, Muğla ve Balıkesir'in merkez ve ilçelerinde kendi adaylarıyla seçime girme kararı aldı. DEM Parti aldığı yeni karara göre İzmir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi ile bu kentlere bağlı, bunun altını çiziyorum değerli dostlar, tüm ilçelerinde kendi adaylarıyla seçime girme kararı aldığını duyurdu. DEM Parti İzmir adayıyla başlayalım değerli dostlar. DEM Parti'nin İzmir adayı sürpriz bir isim. Birçoğunuz eminim hatırlayacaktır. Yaş itibarıyla biraz yaşı olan insanlar bunu hatırlayacaktır. İnsan hakları savunucusu olan bir isim. Bundan yıllar önce İnsan Hakları Derneği başkanı iken uğradığı silahlı saldırıda vücuduna isabet eden 8 kurşunla
yaralanan ve günlerce komada kalan, daha sonra DEM Parti geleneğinde gelen partilerden de milletvekilliği yapan bir isim olan Akın Birdal. DEM Parti'nin İzmir'de Büyükşehir için eski milletvekili ve insan hakları savunucusu Akın Birdal'ı aday göstereceği öğrenildi. Kadın eş başkan adayı da değerli dostlar Türkan Aslan. Haberin detayında kadın eş başkan adayı belli değil diyor. Ancak ekrana getirdiğim gibi DEM Parti'nin resmi X hesabında yapılan açıklamaya göre DEM Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayları Akın Birdal ve Türkan Aslan oldu değerli dostlar. Şimdi gelelim DEM Parti'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye eş başkan adaylarına. DEM Parti'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye eş başkan adayları Mehmet Rauf Kocaman ve Nazlı Baypas oldu. Muğla'da ise değerli dostlar DEM Parti'nin Muğla Büyükşehir Belediye eş başkan adayları Yusuf Uludağ ile Candan Süsay aday gösterildi. Ve bu üç şehire bağlı bütün ilçelerde de DEM Parti aday çıkarma kararı aldığını tekrar belirtmek isterim. Şimdi gelelim son haberimize değerli dostlar. Son haberimizde de DEM Parti'nin Grup Başkan Vekili Sezai Temelli, özellikle AKP Milletvekili Galip Ensarioğlu Diyarbakır'da yaptığı bir konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'ı istediğini belirttiğini açıklamasına atıfta bulunarak Sezai Temelli mecliste AKP'lilerin gözünün içine bakarak buradan Cumhurbaşkanı'na kötü bir haberim var dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı istese de Diyarbakırlılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı istemiyor dedi ve AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'na da dikkat çeken ifadeler kullandı. Şimdi DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli'yi hep beraber... Fıkra gibi bir olay anlatacağım size. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Galip Ensarioğlu bir konuşma yapıyor. Milletimizle hiçbir gönül bağı olmayan, sadece milletimizin duygularını sömürerek elde edilen sömürü düzenine 31 Mart'ta son vereceğiz diyor. Bunu nerede yapıyor? Diyarbakır'da yapıyor. Diyarbakır'da bunu yaparken Diyarbakır Belediye... Buyur. Kayyumlar yönetiyor. Bu kayyumları kim atamış? Partisi AKP atamış. Dolayısıyla herhalde siyasi şuurla ilişkilenmeyecek bir konuşma. Ötesi var. Yine Diyarbakır'da bir toplantıda, Cevdet Yılmaz'ın katıldığı bir toplantıda Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz Ensarioğlu'na yönelik şunu söylüyor. İnanın diyor, Sayın Cumhurbaşkanımızın da buraya verdiği ehemmiyet İstanbul, Ankara, İzmir'e veriyor mu bu ehemmiyeti? Sanmıyorum. Diyarbakır'ın Cumhurbaşkanımızın nezdinde apayrı bir yeri var. Ben bu defa Diyarbakır'ı istiyorum dedi diyor. Evet, Erdoğan'ın Diyarbakır'ı çok istediğini biliyoruz ama size üzüleceğiniz bir haber vereyim. Diyarbakır Erdoğan'ı istemiyor. Teşekkür ederim. Evet değerli dostlar, Sezai Temelli Diyarbakır Erdoğan'ı istemiyor dedi. Evet değerli dostlar, haberlerimiz bu şekildeydi. Bütün detaylarıyla haberlerimizi sizlere aktardık. Geldik bir haberimizin daha sonuna, bir daha görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Arın TV ile kalın.